11 Nisan 2023 Antalya Konyaaltı Doyran Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Hüseyin Kaya. Burada patlıcan üretiminde serasında 2250 metrekare seranın bir yarı kısmında bu sene deneme amaçlı rekor gelişim ürünümüzü kullandı. Bu videodaki amacımız rekor gelişim kullanırsak ne faydalar sağlarız üretimimizde? Öncelikle topraktan başlayalım Hüseyin Bey. Neler oldu toprağımızda? Tavlılığı, nemliliği. Bir kısaca ondan bahsederim önce. Abi toprak nemli oluyor. Gübrenin alımı daha kolay oluyor. Daha mı az suluyoruz nemli kaldığında? Evet. Önemli. Özellikle yani toprağın kır olduğu yerlerde iyi bir iş yapar yani bu gübre. İyi iş yapar. Burada da zaten yapmış. Şimdi bu seneki verim anlamında, kalite anlamında, çiçeklenme anlamında neler söyleyebiliriz patlıcanda? Abi çiçek kalitesi, meyve tutumu, meyve mi? Sıralaması. Şöyle yakına gelelim. Meyveleri gösterelim. Yani en son ne zaman topladık? Az hali bir de bu. Ben şu an meyve ara vermek üzere patlıcan. Var zamanı. En son hasatı ne zaman yaptık? Bugün salı. Cumartesi gün topladım. Cumartesi. Yani pazar, pazartesi, salı 3. gündeyiz. Evet. Bu şekilde. Devam edelim. Kalite ve şey anlamında, verim anlamında mesela bu sene bir artış gözlediniz mi bitkide? Artış bu verdiğim bölgede toplamada fark ediyor yani. Erkencilik yaptı mı? Sağladı mı? Diğer atmadığınız yere göre. Yani biraz meyve geliştirme yönünden de iyi yani. Gelişme yönünden de iyi. Şöyle çiçeklerden de gösterelim şurada. Şimdi sezona göre şimdi dediniz ki artık ara verme ve yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ama ona rağmen şöyle gösterirsek çiçeklendiğimiz. Ya sona demeyelim de yani bir patlıcan bir ara verdiği zaman oluyor yani sürekli dökmüyor. O da aynı insan gibi bir dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Peki şu an var mı öyle bir şey? Gidelim o tarafa doğru. Şu an burada devam ediyor. Yani devam ediyor. Yine boş geçmiyoruz. Yine topluyoruz. Şöyle tepeleri gösterelim. Şöyle en üstlerde çiçeklenmemiz. Bu sene iklim nasıldı peki? Burada iklimimiz nasıl geçti? Abi geçen seneye göre yine bu sene bir tık iyi diyebiliriz. Yani şimdi geçen seneye göre iyi ama soğuk bir bölge. Aynen. Bir Kumluca ile Demre ile kaç dereceleri mesela buraları kaç derece görüyor kışın? Kışın -7, -8 görüyor yani değil mi? Bir de burası yani bu bölgenin en soğuk yeri yani burası. En soğuk yeri. Bu tam arazinin olduğu yerin muhitin adı ne? Şey burası olarak. Demircilik. Gökçam Demircilik. Demircilik bölgesi. Maalesef. Bilen arkadaşlar zaten. Evet. Gidelim. Sona doğru gidelim. En azından sonu da görmüş olalım. Şimdi az önce bir şey söylediniz. Şey anlamında. Şurayı da gösterelim şöyle. Şu aşağıdan. Şöyle aşağıdan çekelim. Gübreleme ile alakalı. Mesela burası gübreyi en son alan. Ya bir de bu cizin uç tarafına attım ben özellikle burayı. Hı-hı. Yani suyun gübrenin en son geldiği bölge buralar. Suyun gübrenin en son geldiği bölgeye attık. Ama aynen. Ona rağmen yani gelişmesinde şeyinde bir sıkıntı yok yani. Şu an atmadığımız yeri geçti diyebilir miyiz? Gelişim anlamında, verim anlamında. Aynen güzel. Çiçeklenme geçti. Anlamında. Yani tonaj da geçmiştir yani. Hangi bayimizden aldınız ürünü? Burada Doyran'da. Evrak Tarım Ramazan Kaya'dan aldım. Ramazan Kaya'dan aldınız. Bu bölgede tek o. Hı-hı. Tek satıcımız Kaya Tarım. Evet. Tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Rekor gelişimi, seracılara, yani, en azından patlıcanı da gördünüz yani bu sene. Bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Yani ağaca bile atsalar yani her şeyde faydası var. Şöyle, yani. Burada siz sadece bizim taban ürünümüzü kullandınız. Üretimini yaptığımız damlama ve yaprak gübrelerimiz var. Çiçeklenme, tutum, gelişim, kışın oluşan stresli alan. Bunları da gelecek yıl programınıza alırsanız bunlar da bir bütün halde. Beslemenizle birlikte daha olumlu sonuçları görme ihtimaliniz var. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Seranız